İstanbul sevdalısı. 7 yıldır beraber yürüdüğüm, benimle Çanakkale'ye de gelen, Saray'a da gelen, Barış Manço Kültür Merkezi'ne gelen ve Müteahhitler Derneği'nde şirketi olarak İstanbul 3. Bölge Müteahhitler Derneği'nde Nihat Tanrıkulu'yu kendi adına vekil tayin eden, benim abim demek istiyorum özür dileyerek, bugün de beni kırmayıp, aslında onu burada saatleri de tutuyoruz ama gözümdeki ışığı, ona olan sevgimi ve siyasetinde gördüğü için ona teşekkür ediyorum. Onur ödülünü ona vermek için eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, benim abim Sayın Ali Mifil Kürtünay'ı da alkışlarla almak istiyorum sevgili dostlar. Değerli dostlar, aziz misafirler, bugün çok hoş, çok zengin bir programdayız. Gerçekten duygulandırıcı sahneler var. Bunun mimarı Hanefi Bey'i öncelikle tebrik ediyorum. Hanefi Bey mütevazi kişiliğiyle, gülen yüzüyle, efendiliğiyle her zaman biz dostluğuyla gurur duyduk, yıllardır tanıyoruz. Ve bizi buraya cezbeden önemli nedenlerden birisi bu. Türkiye'de gönlümüz istiyor ki efendiliğin bir değeri olsun. İyi olmanın bir değeri olsun, karşılığı olsun ki bu değerleri biz yüceltip arttırabilelim. Bunların bir karşılığı yoksa, bir değeri yoksa niye insanlar iyi olsunlar? O bakımdan marifet iltifata tabidir yaklaşımıyla biz de bir destek vermeye arzu ettik. Buradayız. Başarılar daim olsun. Çünkü gazetecilik zaten zor iş. Bir de yerelde çok daha zor. Bunları yapan birisi olarak biliyorum. Hem genelde gazetecilik yaptım. TRT Haber Merkezi hem de İstanbul'da gazete çıkaran birisi olarak bunları çok iyi biliyorum. Onun için ne gerekirse destek vermek gerekiyor. Başarılarınız daim olsun. Nihat Bey zaten gençliğiyle, enerjisiyle, dinamizmiyle kabına sığmayan bir güç. Sakin bir duruşu var ama damarlarında kanıyla birlikte vatan aşkı, bayrak aşkı da akar. Onun için her zaman enerji verir. Kutluyorum. O kula kul olmamış, Tanrı'ya kul olmuş. Bu özelliğiyle de Allah onun enerjisini daim etsin. Kutluyorum. Ekin TV her zaman sosyal sorumluluk olarak, sosyal liderlik olarak bu tür programlara destek veriyor. Bütün çalışanlarını, yöneticilerini de kutluyorum. Başarılar daim olsun. Burada ödül alan arkadaşlarımız var. Bakıyorum farklı kesimlerden, farklı mesleklerden dostlar. Ve her biri de bir emekle buraya gelmişler. Bütün ödün alan dostları kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonra daha nice ödüller nasip olsun inşallah. Tabii ödül almak güzel bir şey ama insana bir sorumluluk da yüklüyor. O ödülün devamı gelmesi gerekiyor. Ödüle layık olmak gerekiyor. Ben burada tanıştığım güzel insanların buna fazlasıyla layık olduklarını düşünüyorum. Güzel tercihler yapmışlar. Ama sosyal sorumluluk dediğimiz kavramın, ülkeye, şehre bağlı olma kavramının, muhitimize bir destek verme kavramını önemsememiz gerekiyor. Değerli dostlar, şehirlerimizi kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Güzelim İstanbul'u kaybediyoruz. Şehir demek insan deposu demek değildir. Şehir demek binaların yan yana dizilmesi manasına gelmez. Şehir, şehirli insanların yer aldığı, yüksek kültür üretilen, değerler üretilen, ilim, sanat, sportif değerler üretilen, insana dair erdemlerin, güzel duyguların, nezaketin, letafetin, inceliğin üretildiği alanlar demektir.
Yoksa herkesin birbirini gırtlakladığı, problemler içinde yüzülen, problemlerle boğuşan alanlar manasına gelmez. O bakımdan buradaki insanların bu bilinçle hareket ettiğini görmek doğrusu beni umutlandırdı. Çünkü zaman zaman birçok şehirlerimizde ve başta İstanbul'daki gidişten endişelendiğimi ifade etmek istiyorum. Tarih şehri İstanbul'da tarih yok oluyor. Kültür şehri İstanbul'da kültür yok oluyor. İnsan şehri İstanbul'da insani değerler yok oluyor. Buna hepimizin sahip çıkması lazım. Buna hepimizin bir tavır koyması gerekiyor. Hangi parti, hangi görüşe mensup olursak olalım, esas olan ortak paydada buluşmaktır. Şehirleri kaybettikten sonra geri kazanım olmuyor. Eksik hizmetleri yapabiliriz. Yol eksik kaldı, birisi gelir yapar. Yeteri kadar kavşak mı yok, birisi gelir yapar. Ama şehrin temel değerlerini kaybettikten sonra onu düzeltmek mümkün değildir. Orada bütün değerler yok olur, geri getirmek mümkün olmaz veya bazı mümkün olabilenlerde çok uzun yıllarda mümkün olur ve zor olur. O bakımdan başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerimizin değerini iyi bilmeliyiz. Ülkemizin değerini iyi bilmeliyiz. Gördüğüm o ki burada politik bir konuşma olarak asla değil. Hiçbir parti mensubiyetim yok. Hiçbir parti karşıtlığım da yok. Ancak ülkemizde son dönemlerde yaşanan sıkıntıları hep beraber görüyoruz. Ülkemizin bir bölgesi kan revan içinde, diğer bölgelerde buna aday durumda. Sıkıntı bu ve Türkiye üzerinde Suriyelileştirme şeklinde ve Suriyeleştirme, Iraklaştırma şeklinde bir süreci endişeyle görüyoruz. Bu hepimizin ortak endişesi olmalıdır. Nereli olsak olalım. Çünkü bu vatan hepimizin ortak hissedarı olduğumuz değerdir. Ve hepimiz bu vatan üzerinde eşit olarak söz sahibiyiz. Hak sahibiyiz. O zaman nasıl bir iş yerimize, bir evimize birisi tecavüz etmeye kalkarsa ülkemize de tecavüzü aynı hassasiyetle karşılamalıyız. Aynı sorumlulukla buna cevap vermeliyiz ve sahiplenmeliyiz. İnşallah bu yapı içerisinde bu ülke insanı bu diriliş de sağlayacaktır. O bakımdan üslubumuzda, içeriğimizde birbirimizi kırmadan, dökmeden ilerlemeliyiz. Bu süreçler geçecektir ama gerimizde hasar bırakmamalıyız, enkaz bırakmamalıyız. O enkazdan, enkazın bize bir faydası olmaz. Sözü uzatmak için değil ama bir iki cümleyle toparlamak istiyorum, bir misal vererek. Bakın Osmanlı İmparatorluğu en güçlü olduğu bir anda 2. Viyana kuşatmasına gidiyor. Avrupa'nın içindeki en önemli şehirlerden birini kuşatmaya, fethetmeye gidiyor. Ama Kırım Hanı ile olan basit bir olaydan dolayı çatışma bize orada mağlubiyet getiriyor. 1683'te başlayan o düşüş bir anda bizi koskoca imparatorluğun parçalanması sürecine getiriyor. İşte 1908 ile 1918 yılları arasına baktığımızda da en son 10 yıl devlet içindeki çatışmalar, siyaset çatışmaları ve içinde bulunan şartların kıymetinin bilinmemesi sebebiyle biz koskoca imparatorluğu kaybettik. Çok iyi niyetliydi. Ama 1918'e geldiğimizde birçok insan şunu söyledi. Keşke ben canımı verseydim de bugünleri görmeseydim. 10 yıl öncesine geri gidebilseydik. Ama zaman makinesini geri sarma imkanı yok. O bakımdan bugün hepimiz içinde bulunduğumuz şartların kıymetini en azından bu ülkenin, vatanın, bayrağın kıymetini iyi bilmeliyiz.
Ve 18'den sonra ne oldu? Herkes karamsar, herkes umutsuz ama bir ses var, bir yürek. Mustafa Kemal Paşa Dolmabahçe Rıhtımı'nda işgal gemilerini gördüğünde geldikleri gibi gidecekler der bir inançla, imanla. Yandakiler ama etrafındakiler, paşam her taraftan kuşatıldık, durum umutsuz değil mi? Dediklerinde umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır der. Ve o umutla işte milli mücadele, Kurtuluş Savaşı ve bu cumhuriyetin kuruluşu gerçekleşir. Yani iyi bilmeliyiz kıymetini. Osmanlı'daki o büyük çapta olan, bugün Türkiye Cumhuriyeti içerisinde benzer bir süreçle karşı karşıya bırakılmak isteniyoruz. Bunu anlamalıyız. Hangi kesim olursa olsun. Yarın çok geç olmadan bugün bu idrak ile sahip çıkmalıyız. İnşallah biz sahip çıkarsak Allah yardımcıdır. Ama biz sırtımızı dönersek, bana ne dersek, günü kurtarmaya çalışırsak o kötü akıbet gelir bizi bulur. O bakımdan güzel şeyler söyleyelim, tatlı dille olalım. Yunus merhum demiş ya, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, yağ ile balede bir söz. İşte sözün savaş kesenini, barışı sağlayanını söyleyelim ki bu zor durumdan dünya ile yarışan bir Türkiye enerjisi çıkarabilelim. Ben bu umudu taşıyorum, hepinizle de bunu paylaşıyorum. İnşallah sonu hayırlı olur.